Şimdi size bir anket yapacağım. Ciddi ciddi. Bir dakika. Hiç spoiler. Ha zaten benim görüşümü biliyorsunuz ama kendi görüşünüzü söyleyin. Evet. Sokak köpekleri probleminin çözümü nedir? İtlaf. Toplanıp bar barınaklarda yaşamaları. Kısırlaştırıp geri salınmaları. Ve böyle bir problem yok. Abartılıyor diyenler. Bekliyorum sonuçları. Benim kanalda bile bu kadar düşükse ulu orta bu itlaf meselesini nasıl savunacaksın? Kadıköy'deki sandıklar açılmadı. Bir açılsın. Düşecek oran. Abi Çin'e satmayı falan geçin Allah aşkına. O olacak iş değil. Şimdi 1033 kişiyiz. 600 kişi oyladı. %50'mizden fazlası katıldı. %64 itlaf diyor. %18 barınaklarda yaşamaları diyor. Bunlar nispeten makul, rasyonel insanlar. %13 kısırlaştırılıp geri salınmaları diyor. %6 problem yok abartılıyor diye diyenler. Bunlar gerçek dünyada yaşamıyor. Hiç Bağcılar, Esenyurt ya da kırsal bölge görmemiş insanlar. Şimdi problem var. Abartılmıyor da. Ee, sokak köpektik. Kişi başına düşen sokak köpeği ortalamasında çok yüksek seviyelerdeyiz. Üstelik nüfusumuzun fazla olmasına rağmen, ee, bir kere barınaklarda yaşamaları diyorsunuz. Yaklaşık 5 milyon sokak köpeği var. 10 milyon da deniliyor. Gayri resmi rakamlar 10 milyonu işaret ediyor ama resmi rakamları baz alalım. 5 milyon aşağı yukarı sokak köpeği var. 5 milyon sokak köpeğini hangi barınakta yaşatacaksın? Tunç Soyer cicili bicili barınak reklamı yaptı. işte 2-3 sene evvel İzmir'de. 30 milyon liraya yani 1 milyon dolara mal olmuş. Köpek kapasitesi 200. Barınaklarda yaşamalarını geçiyoruz. Kısırlaştırılıp geri salınmaları. Bir tane kısırlaştırılmayan dişi ve erkek olsa zaten patır patır yine ölecekler. Onların kısırlaştırılıp geri salınılması ölme eşeğim ölme ve geri salındıklarında yine insan ölümleri olacak. Problem yok diyenleri ise Allah'a ya da Diyanet'e havale ediyorum. Ya da dedim veya değil yoksa şirk olur. %40 itlaf savunmuyor. Bu kanalda bile çıldıracağım. Evet. Yani ben hayvanlar ölsün diye şatomda şimşekler çakarken şarabını içen nihaha diye gülen bir adam değilim. Ama insanlar ölürken bu işin o kadar paramız olsa barınağa değil Hatay'daki depremzedelere gitmeli. Her şeye bütçemiz yok Norveç değiliz işte bu işte bu. Hatay'da insanlar çadır kentte yaşarken köpeklere o kadar barınak yapma lüksümüz yok. Hala bir, bir buçuk sene geçti depremin üstünden hala çadır kentte yaşıyorlar. Birer prefabrik ev yapamıyorlar oraya. Biz güçlü devletiz, yaraları saracağız. Geç, geç. Kısırlaştırılıp geri salınmalarındaki problemi zaten söyledim. Problem yok diyenlerdeki problemi de söyledim. Hiç herhalde İstanbul sokaklarında dolaşmamışlar ya da Bebek sahilde falan dolaşmışlar en fazla. Neydi o? Boji miydi? metroya biniyor falan ya bir tane masum köpek üstünden saldırgan olmayan köpek üstünden gruplar halinde dolaşan köpeklere aklamak ancak ya duygusallık ya gerizekalılıktır ki bu ikisi hemen hemen aynı şey tekabül eder it konusu nereden geldi anlatırım sonra ben sadece fikrinizi merak ettim yani sizin vergileriniz zaten ota boka Suriyelilere şunlara gidiyor. Yani Suriyelileri aldık. Bunlara sosyal yardım yapılıyor. Sağlık hizmetlerinden faydalanıyorlar. Sağlık Suriyelinin sağlık hizmetinden faydalanmasını ben de destekliyorum. Madem vergi verdik ve ülkemizi aldık, ölüme terk edecek halimiz yok. Onlar da evet sıradan bir TC vatandaşı gibi faydalanmalılar bu hizmetlerden. Ee, bunu çok insan dışı bulurum. Aksi bir teklifi. Bunlara gidiyorken sizin paranız zaten bir de köpeklere ayıracak bizim bütçemiz, vergimiz yok. Yani bu senin boğazından kesilecek. Destekliyorum derken bir kundun abi. Kahvemi içiyorum oğlum. Sen de yani. Tekrar anket yaparsak inadına problem yok diyenler çıkacak. Biliyorum tekrar anket yararsız oluyor